mevsimleri insanda bölgelerinden hangilerinde yoğun olarak bulunur? Karın bölgesinde, kasık bölgesinde, koltuk altı bölgesinde ve göğüs bölgesinde yoğun olarak bulunurlar. Cevap E seçeneği. Aşağıdaki tabloda ödemin fizyolojik kökenleri ve ödem nedenleri gösterilmiştir. Buna göre ödemle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Ödemin fizyolojik kökeni, kandan doku sıvısına doğru süzülmenin artması, süzülmenin artmasını sağlayan faktörler şunlardır. Atar damarlar genişlediği zaman, toplar damarlar daraldığı zaman ve toplar damarlarda kapakçık yetersizliğinde ödem oluşuyor. Yine kılcal damarlarda ozmotik basınç azalması. Kılcal damarda ozmotik basınç azalınca dokuda bulunan sıvı damara gelemez. Damara gelemediğinden dolayı doku sıvısı hücreler arasında birikmiş olur. Buna ödem denir. Plazma proteinlerinin düzeyi azaldığı zaman ozmotik basınç azalır. Yine doku sıvısında ozmotik basıncı arttıran madde birikimi dışarıdaki ozmotik basıncı arttırdığından dolayı damar içindeki sıvı damar dışına çıkar. A. Ödem ile kan sıvısının miktarı normalin altına düşer. Doğru. Damar dışına sıvı çıkacağından dolayı kandaki sıvı azalmış olur. B. Atar damarlarda genişleme ve toplar damarlarda daralma. Burada söylemişti. Atar damarda genişleme, toplar damarda daralma. Kandan doku sıvısına maddenin süzülmesini arttırır. Yani ödem oluşumunu sağlar. C. Uzun süreli açlık doku sıvısının azalmasına neden olur. Yanlış, böyle bir bilgi yok. D. Doku sıvısında ozmotik basınç arttıran maddelerin aşırı birikimi lenf sıvısına geçen doku sıvısının miktarını değiştirebilir. Doğru. Burada baktığımız zaman ozmotik basıncı arttıran madde birikimi ödemi arttırıyordu. E. Toplar damarların işlevinin aksaması ödeme neden olur. Eğer toplar damarlar kapakçık yetersizliği diyor. Bu toplar damarların görevini yapamaması demek. Toplar damarlar görevini yerine getiremezse ödem oluşur. Cevap C seçeneğidir. Lenf akımı yapılarından hangilerinde başlayabilir? 1. Bağırsak villusları. Buradan başlar. Bağırsaklardan emilen yağ ve yağda çözünen maddeler lenf damarlarına gelir ve lenf damarlarından da normal dolaşım sistemine geçmek üzere bir akım başlar. 2. Beyin dokusu. Beyin dokusunda biriken doku sıvısı lenf sistemine geçer. Lenf sisteminden taşınır. 3. Karaciğer doku sıvısı. Yine burada biriken sıvı lenf sistemiyle normal dolaşım sistemine kazanabilir. Lenf akımı demek dokuda biriken sıvının lenf sistemiyle taşınması demektir. Bu yapıların hepsinde lenf akımı başlayabilir. Cevap E seçeneğidir. Lenf sisteminin temel işlevleri toplama, savunma ve emilim başlıklarıyla açıklanabilir. Buna göre olaylarının toplama, savunma ve emilim işlevleriyle eşleştirilmesi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? 1. Doku sıvısına sızan yaklaşık 4 litre sıvının kan dolaşımına tekrar kazandırılması toplamadır. Doku sıvısına yayılan sıvının tekrardan kana karışması lenf sistemindeki toplama olayıyla ilgilidir. 2. Akyuvar üretilmesi. Akyuvarlar vücudumuzda bağışıklık sistemini sağlarlar. Mikroplara karşı üretilirler. Mikroplarla savaşırlar. Bunun için akyuvar üretilmesi lenf organlarında gerçekleşir. Bu da savunma görevidir lenf sisteminin. 3. Uzun zincirli yağ asitlerinin şilomikrona dönüştürüldükten sonra kalbe taşınması. Yağ asitleri bağırsaklardan emilir. Bağırsaklardan emildikten sonra bağırsak epitel hücrelerinde şilomikrona dönüşür. Şilomikronlar lenf sistemiyle kalbe taşınır. Burada da emilim görevini bağırsaklardan görüyoruz. Bağırsaklarda emilen maddeler lenf sistemiyle kan dolaşımına kalbe
taşınır. Buna göre cevap A seçeneğidir. Lenf sıvısının toplar damarda hareket ettirilmesinde aşağıdaki etmenlerden hangisinin doğrudan bir rolü yoktur? Yer çekimi, göğüs boşluğundaki negatif basınç, kulakçıkların emme kuvveti, lenf damar içi kapakçıkların doğrudan rolü vardır. Fakat kalp karıncıklarının doğrudan bir rolü yoktur. Çünkü karıncıklar kasılmasıyla atar damarlarda kan ilerlemesi sağlanır. Lenf damarlarına ve lenf kılcallarına doğrudan bir etki yapmaz. Cevap A seçeneğidir. Lenf dolaşımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Kanın kaybettiği su ve küçük yapılı proteinleri tekrar dolaşıma kazandırır. Doğru. Kılcal kan damarlarda kan basıncının yüksek olmasından dolayı su ve küçük yapılı proteinler dokulara geçerler. Dokulara geçtikten sonra tekrar kan dolaşımına kazandırılması lenf sistemiyle olur. B. Lenf sistemi, lenf sıvısı, lenf damarları ve lenf düğümlerinden oluşur. Doğru. C. Sıvı hareketi hem merkezden çevreye hem de çevreden merkeze doğru gerçekleşir. Yanlış. Sıvının hareketi çevreden merkeze doğru, yani kalbe doğrudur. D. Dolaşım hızı kana göre yavaştır. Çünkü burada kalp doğrudan bir etkisi yok. E. Sindirim sisteminde emilen ADEK vitaminlerinin kan dolaşımına katar. Doğru. Bağırsaklardan emilen ADEK vitaminleri lenf sistemiyle dolaşım sistemine kazandırılır. Cevap C seçeneğidir. Aşağıdaki şemada bir insanda lenf sistemine ait yapılar ve kan dolaşım sistemi bağlantısı gösterilmiştir. Şemada numaralı yapılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış düzenlenmiştir? A. 1. Köprücük altı toplar damardır. Doğru. Vücuttan gelen lenf sol köprücük altı toplar damarıyla birleşir. 1 numaralı kısım sol köprücük altı toplar damardır. B. 2. Sağ kulakçıktır. Bu gelen kan üst ana toplar damarla sağ kulakçığa gelir. Kalbin sağ kulakçığı 2'dir. 3. Göğüs kanalı. Sağ ayak ve sol ayaktan gelen damarlar göğüs lenf kanalıyla gelir. Sol köprücük altı toplar damarından birleşir. Oradan kalbe gelir. D. 4. Lenf kılcallarıdır. Baktığımız zaman 4 lenf kılcalı değil, 4 pekesarnıcı olmalıydı. Yanlış. 5 lenf düğümleridir. Lenf damarlarının birleştiği yerlere şu şekilde lenf düğümü denmektedir. Doğru. Cevap D seçeneğidir. Lenf dolaşımının yapısal organizasyonu ile ilgili açıklamalardan hangileri doğrudur? 1. Lenf kılcalları birleşerek lenf damarlarını oluşturur. Doğru. Şu şekilde lenf kılcalları dokular arasında biriken sıvıyı toplar. Topladıktan sonra lenf toplar damarına getirir. 2. Lenf damarları birleşerek daha büyük damar ağlarını oluştururlar. Lenf, göğüs lenf kanalı gibi. 3. Lenfatik sistemde kalp bulunmaz. Kalp yoktur. Doğrudan kalbin etkisi lenf sisteminde görülmemektedir. Cevap E seçeneğidir. Aşağıdaki şemada kan, doku sıvısı, hücre sıvısı ve lenf damarlar arasındaki bazı madde geçişleri oklarla gösterilmiştir. Şemada geçişi gösterilen maddelerle ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A. 1. Amino asit. Kan kılcalından doku sıvısına amino asit geçebilir. 2. Su. Su, doku sıvısından hücre sıvısına, hücre sıvısından doku sıvısına su geçişi olabilir. 3. Glikoz. Doku sıvısından lenf kılcalına glikoz geçemez. Çünkü lenf sisteminde glikoz taşınmaz. Glikozun taşındığı yer kan kılcalıdır. 4. Mineral. Mineraller doku sıvısından
hücreye, hücreden de doku sıvısına geçebilir. 5. Küçük proteinler. Küçük proteinler doku sıvısındaysa kan kılcalına geçebilir. Cevap C seçeneğidir. Lem sıvısının bileşiminde hücrelerinden hangileri bulunur? Alyuvar, kampulcu bulunmaz, lökosit bulunur. Cevap B seçeneğidir.